Murat Hocam kolay gelsiniz. İki günlük yoğun bir çalışmayı Gökçe'de ekosistem yaklaşımda projenizin 3. paydaş toplantısında bitirdiniz. Düşünceleriniz, kendinizi tanıtarak. Ege Üniversitesi Suriye Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Vahdet Ünal adım. İki gün boyunca sabahtan akşam 6.30-7'ye kadar çok verimli bir toplantı yaptık. Çalıştay gerçekleştirdik. Amacımız Gökçeada'daki balıkçılığı sürdürülebilirdi. Bu anlamda bütün paydaş temsilcileriyle birlikte 4 ayrı üniversiteden akademisyenler 2 gün boyunca sabahtan akşama kadar Gökçeada balıkçılığının sorunlarını adeta etüt ettik ve önceliklendirdik. Katılan herkese sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Aynı soru Mümtaz Hocam sizin için de geçerli. Buyurun. Geldiniz. Merhabalar. Benim adım Mümtaz Sıraş'ın 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesiyim. Gökçeada'da Gökçeada balıkçılığının sorunlarını çözmek için birlikte olduk. Bu adaya 3. toplantımız. Bu toplantıda da sorunların ne olduğunu ortaya koyduk. Ve bu sorunları ortaya koyduktan sonra onları önceliklendirmek için bir risk değerlendirmesine tabi tuttuk. Bazı sorunların diğer sorunlara oranla daha sıkıntılı olduğunu bulduk. Bir dahaki toplantıda sapladığımız sorunlara, önceliklendirdiğimiz sorunlara çözümler bulmaya çalışacağız. Ve bu çözümleri de yine arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla konuşarak yapacağız. Hem balıkçılar olsun, balıkçı arkadaşlarımız olsun, hem akademisyen arkadaşlarımız olsun, hem de devletin temsilcileri çok büyük katkılarda bulundular paydaş olarak. Çok başarılı geçtiğini düşünüyorum toplantının. Umarım başarının devamını getiririz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Dün aramızda olmayan, bugün katılan ve katkılarıyla bu toplantıya ciddi artı sağlayan Onur Hocam, siz dinliyoruz. Evet, merhaba. Doçent Doktor Onur Yonlal, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 12 yıl Gökçeada Deniz Araştırma Birimi'nde görev yaptım burada. Burada birçok proje kendim de yaptım ve birçok projeye de katıldım. Ama emin olun bu kadar heyecanlandığım hiçbir proje olmadı. Ve bunu da bugün aslında niye böyle heyecanlandığımı çok daha iyi anladım. Uzun yıllar burada çalıştım. Balıkstarla çıktım, kıyı balıkları, troll gırgırlarla. Ama bu kadar uzun süre çıkmama rağmen ne kadar eksik bilgi olduğunu burada hocalarımız sayesinde, onların yaptıkları çalışmalarla birlikte görmem beni çok mutlu etti. O yüzden çalışmanın ve projenin kesinlikle çok pozitif sonuçlarla sonuçlanacağına eminim. Can Bey, tekrar Gökçeada'ya hoş geldiniz. Dünkü röportajımızda benim için ciddi bir şey yaptınız. Başarılı olmak için bilim ve emek gerekiyor. 3 bilim adamımızla görüştük. Şimdi de bu işin emek kısmında olan arkadaşlarla sizden başlayarak görüşüyoruz. Kendinizi tanıtarak 2 günlük çalışmayı değerlendirir misiniz? Tekrar merhabalar. İsmim Mehmet Can Görgün. Sınırlı sorumlu Afrika Suriyeli Kooperatif'ten geliyorum. Böyle bir projeyi 2018'de hayata geçirdik. Şu anda bakanlığın imzasıyla hayata geçirmek istiyoruz. Bu aşamadayız. Hocalarımın da çağrılarıyla belki geçirdiğimiz süreçte tecrübelerimden faydalanarak bir takım şeyleri anlatmak için burada olmayı ben kendim de istedim. İnşallah bu proje bütün arkadaşlara, denize, bilim adamlarına, balıkçılara, özellikle de bu bölge halkına çok faydalı olur. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katkılarınız için. Şimdi yine bu işin emek kısmında olan arkadaşlara geçiyoruz. Gökçeada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Nuri Bey. 2 günlük çalışma ile ilgili düşüncelerimiz. Nuri Yılmaz, Gökçeada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı. Aynı zamanda aktif balıkçılık yapıyorum. Gökçeada balıkçılığını kurtarmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda kıymetli hocalarımızın çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Ve 2 gün boyunca dedikleri gibi onlarla beraber sabahtan akşama kadar çalıştık. Sorunlarımızı anlattık. Sorunlarımıza karşılık bulacağımızı düşünüyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldikleri için. Son olarak Selim Konya'ya dönüyoruz. Selim Konya'yı birçoğumuz milli sporcumuz olarak tanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde yaptığı dalış konusu. Burada da bir dalış okulu var. Aynı zamanda da balıkçı. Selim Bey, siz dinliyoruz. Evet, aynı zamanda balıkçı ve aynı zamanda Gökçeada Dalış Merkezi olarak temsilen buradayız bir paydaş olarak. 2 günlük yoğun bir çalışma yaptık. Aktif olarak balıkçılık yapıyorum. Ve buradaki balıkçı arkadaşların dertlerini, sıkıntılarını,
İlerisi için sürdürülebilir balıkçılık için neler yapabileceğimizi tartıştık, konuştuk. Çok gelişme sağladık bu konuda. İnşallah ileriki dönemde Gökçeada için güzel şeyler olacak. Özellikle sürdürülebilir balıkçılık için, neslimiz için, yani ileriki dönem gençlerin bunu yapması için bazı çalışmalar yaptık. İnşallah Gökçeada halkı bu konuda en şanslı onlar olacak. Ucuz balık yiyebilecekler, taze balık yiyebilecekler. Büyük bir sıkıntı var Gökçeada'da balıkçılıkla ilgili. İleriki dönemde bu çalışmalar devam edecek. İnşallah güzel bir sonuç alacağız Gökçeada balıkçılığı için. Çok teşekkür ederiz. Bilim kısmını bilim adamlarımız, emek kısmını sizler yapıyorsunuz. Umarım Gökçeada'ya fayda olur. Teşekkür ederim.